Ortak payda insanın sağlığı, insanın kutsiyetidir. Bakanlığımız baştan beri virüsle mücadelenin ülkemizin seçkin insan kaynağının öncülüğünde yürütülmesi gerektiğine inandı. Bunun gereklerini uygulamaya koydu. Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmaya henüz başlanmadığı dönemde örneği olmayan yapılanmalara gittik. Bunun ilk sonuçlarından biri bilim kurulunun kurulmasıydı. Tıp dünyasından 35 bilim adamının oluşturduğu bu kurul, bilimsel temelli, yöntemli bir mücadele yürütmemize katkı verdi. Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti. Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına, yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmalar yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan Toplum Bilimleri Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim, salgının kaynağı olan koronavirüsün yayılım özellikleri hakkında tüm dünyada araştırmalar devam ediyor. Ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşturmuş durumda. Fakat konu bilim dünyası için yenidir. Bunu unutmamak gerekiyor. Bilgiler süreç içinde değişime uğramaktadır. Çin'den gelen ilk veriler sadece yaşlıları daha çok tutan bir hastalık gibi izlenim bırakmıştı. Şu anda her yaşta olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi ortaya çıkabiliyor. Baştaki bilgiler doğrultusunda bütün dünyada ağırlıklı risk grubu 60 yaş üstü olarak tanımlanmıştı. Bugün risk grubu tanımının kapsamı genişlemiştir. 60 yaş üstü ile birlikte kronik hastalığı olan herkes yüksek risk grubuna dahil edilmiştir. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır. Değildir, sağlıklı görünen, asla belirti göstermeyen taşıyıcıların varlığı kesinlikle unutulmamalıdır. Bütün bu risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. İzolasyon bugün için sağlıklı, geçerli tek hayat tarzıdır. Şüphelilerin taranması konusunda önemli bir gelişme göstermiş durumdayız. Test kapasitemizi arttırdık. Günlük test sayısının önümüzdeki haftayla 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Test sayısı arttıkça doğal olarak pozitif vaka sayımız artmaktadır. Bilindiği üzere bu çalışmada tespit ettiğimiz her vakanın temas zincirini geriye doğru tarıyor, zincirde pozitif olan diğer vakaları saptamaya çalışıyoruz. Pozitif vakalarda test sayısı arasındaki artış ilişkisi tarama çalışmasındaki başarıdan kaynaklanmaktadır. Hastalığın seyrinde akciğer tutulumu, solunum yetmezliği en dikkat çeken tablolardan. Bu hastalarımıza olabildiğince erkenden tedavi uyguluyoruz. Eğer ilerleyişi durduramazsak tedaviye yoğun bakım şartlarında devam ediyoruz. Son günlerde hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz ilk bulgularımıza dayanarak dünyanın bu konudaki refleksini beklemeksizin ilacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ücretsiz olarak ulaştırmayı başardık. Şimdi birçok ülke aynı ilacı temin etmek için uğraş veriyor.
Sağlık çalışanlarımız tanı konarak tedavi altına alınan hastalarımızı, yoğun bakımda olanları sağlıklarına kavuşturmak için tüm fedakarlıklarını ortaya koyuyor. Örneği olmayan bu çalışma sonuçlara yansıyor. Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı seyrediyor. İlaç tedavisine erkenden yoğun bir şekilde başlamanın sonuçlarını görüyoruz. Bu başarıları mümkün kılan, bize her hastamıza sahip çıkma, gerektiğinde evde, gerektiğinde hastanede uygun şartlarda tedaviyle takibi gerçekleştirme imkanı sunan sağlık sistemimizdir. Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir. Bakanlığımızın desteğiyle halen farklı tedavi alternatiflerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Kök hücre tedavisi, iyileşmiş hastaların kanından hazırlanan plazma tedavisi gibi yöntemler kamuoyunun gündemindedir. Bakanlık olarak bu çalışmalara öncülük ediyoruz. Ancak şimdilik araştırma aşamasında olan bu tedavilerin kesin çözüm gibi sunulması yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Bakanlığımız bilim adamlarımızca yürütülen aşı çalışmalarına da öncülük etmektedir. Aşı çalışmaları için de aynı durum söz konusudur. Araştırmaların başarıyla sonuçlanması yönünde umudumuz ve inancımız var. Fakat uygulama şu andaki ihtiyacımıza cevap verecek hızda gerçekleşmeyecektir. Hastalığa karşı elimizde mevcut olan en büyük güç izolasyon kuralıdır. Sosyal mesafe kuralıdır, temastan kaçınma kuralıdır. Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etmesi koşulundan taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde kendilerini hemen uyaracağımız bir sistemin hazırlıklarını da tamamladık. Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Hastalıkla mücadelede evde tecrit ve takip ilk ve ön adımdır. Gerekli olduğunda her hastaya hastanede tedavi, ihtiyaç duyan her hastaya yoğun bakım hizmeti ve solunum desteği verecek altyapımız, yeterli sağlık çalışanımız var. Hastanede yatışı gereken hastalarımız içinse bütün kaynaklar seferber edilmektedir. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada bunu kontrol altına almak zorundayız. Birazdan sizinle son 24 saatin verilerini de paylaşmış olacağım. Ve tablonun az da olsa iyimserlik sebebi olan yönleri de var. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum. Temastan kaçının, sosyal mesafeyi koruyun, izolasyon kuralını uygulayın. Bugünkü test sayımız 20.023. Bugünkü vaka sayımız 3.892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu. Buradaki tablo ise COVID-19 tanısı ile takip ettiğimiz hastalarımızın Türkiye genelindeki dağılımını görüyorsunuz. Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Burada gördüğümüz özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Burada Ankara'dan mahalle mahalle özellikle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo. Burası yine İzmir'deki vakaların dağılımını gösteren.
tedaviye başlanmış olmasının büyük bir payı olduğunu gösteren önemli bir tablo. Burada ise özellikle izole virüsün, bu enfekte edilmemiş olan bir hücre, burada ise enfekte olmuş, COVID-19'da enfekte olmuş hücreleri görüyorsunuz. Burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle 48 saat sonra olan bir tablosu bu. Virüsün izole edildiğini göstermek için bunu söylüyorum. Virüsün Türkiye'de özellikle aşı çalışmaları için erken dönemde başarılması gerekenin izole etmekle başladığını biliyoruz. Bunu bir hafta kadar önce Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aykut Özdarendeli, 3-4 gün kadar önce de Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aykut Özkul Beyler virüsü izole etmeyi başardılar. Burada ise demin bahsetmiştim, özellikle biz vakalarımızı ve temaslı olanları, şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu 3 operatör ve BTK'nın işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girmiş olacak. Burada herkes bir aplikasyon geliştirildi. Bu hastalarımız bu aplikasyonu indirmek zorundalar ve burada hem takip hem kendi durumlarını gerektiğinde anlık görebilecekleri bir sisteme de geçmiş oluyoruz. Yani bu hareketi aplikasyon indirdikten sonra hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet güvenlik kuvvetlerine devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde de bununla ilgili açıklamalar iletişim başkanlığımızla da ayrıca yapılmış olacak. Gerekli bütün açıklamaları yapıyor olacağız. Şunu unutmayalım. İnsanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da biz başarıya ulaşacağız. Derdimiz en az hasarla süreci geçirmek. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz. O noktada tabii ki memnuniyetle kamuoyuyla sizlerle paylaşmış olacağız. Herkes kurallara uysun. Emin olun hep birlikte bu hasarı en aza indirmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Sorularınızı alabilirim.